geldiğimiz kişi Cerir bin Abdillah. Zikru dua il Mustafa. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dua etmesi kime? Li Cerir ibn Abdillah. Cerir bin Abdullah'a dua etmesi. Bil hidayeti, hidayet duasıyla. 3535 nolu hadis. Ahbarana el-Hasan ibn Sufyan. Bize el-Hasan bin Sufyan haber verdi. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بزا أبو بكر بن أبي شيبة أنت حدثنا وكيع بزا وكيع أنت عن إسماعيل أدى إسماعيل دان عن قيس أدى قيس دان عن جرير أدى جرير دان قال ددك قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: Ela turihuni min zil halasati. Zül halasadan bizi kurtarmaz mısın? Bizi rahatlat şu zül halasa belasından. Beyten, bu bir yapı böyle, aynı Kabe gibi. Kana li khatama fil cahiliyeti. Khatam yurdunda bulunan, cahiliye döneminden kalma. Yusemme el-Ka'betel Yemaniyete. Yemani Kabe olarak adlandırılan bir yapıymış burası. Ve Resulullah Cerir'den bizi kurtar şu Yemani Kabe'sinden demiş. Kale, diyor ki, dedim ki, kultu ya Resulallahi, ey Allah'ın Resulü, İnni raculun la athbutu alel khayli. Ben at üstünde duramayan bir adamım. Bir sıkıntısından bahsetmiş Resulullah'a. Kale, dedi ki, femeseha sadri. O da benim sırtımı sıvazladı. Thumma kale, sonra dedi ki, Allahumme cealhu hadiyen mehdiyye. Allah'ım ona güzelce hidayet et. Hatta vecettu bardaha. Öyle sıvazladı ki sırtımı, elinin serinliğini sırtında hissettim diyor. Demek ki Resulullah'ın eli serinmiş. Çünkü sıcak adamın eli öyle sırtını sıvazlayınca serin hissedilmez. Tamam, oradakiler tek parça giyiyorlar. Çoğunlukla sırtları sıcaktır hani. Ama onun gibi sıcak bir elde serin hissedilmez. Serinliğini hissettim dediğine göre demek ki elleri serin bir insandı. Böyle ipuçları bazen dipte köşede çıkabiliyor. Hatta vecettu bardaha, diyor. Elinin serinliğini hissettim. O kadar sıvazladı ki sırtımı. Ve böyle dua etti. Cerir bin Abdullah'tan bu Yemen Kabe'si diye bilinen Kabe'nin ortadan kaldırılmasını istemiş Allah'ın Resulü. Hadis nerede var? Müslim'de var. Müslim'deki numarası 2475. Buhari'de yokmuş bu hadis. Efendim? Duanın manası, Allah'ım ona öyle bir hidayet et ki, dosdoğru bir hidayet et ona şeklinde bir dua. Bu hidayetini yaşayan, bu hidayetini paylaşan, yani hadiyen mehdiye, bu hidayetini çoğaltan. İman etmiş birine bunu diyor. Biz iman etmiş birine desek bize kızar. Hidayette değil mi? Niye? Allah hepimize hidayet etsin yani. Hidayetimizi çoğaltsın. Dost doğru bir hidayet üzere yaşamamızı sağlasın. Kızarsa ona etmezsin artık o dua. Sıradaki hadisimiz. Şimdi hadisin belki şey boyutu var. Biraz o kısmı irdelenebilir. Yani bir Kabe var. Çakma bir Kabe. Ve Resulullah otoriteye kavuşunca, güce kavuşunca bu çakma Kabe'yi ortadan kaldırtıyor. Bu boyutu irdelenebilir. Yani
ya şöyle dememiş ya falancaların işte birileri uydurmuş Kabe'ye alternatif olsun diye bir beyt, bir yapıt ibadet maksadıyla. Bana ne yani birileri öyle şey yapacaksa oranın müşterisi de oraya gitsin gibi dememiş. Ortadan kaldırılmasını emrediyor bir takipçisine, bir mümin kimseye. Bu nasıl bir şeydir? Yani başka bir din, kiliseyle mesela karşılaştırılabilir mi? Yoksa bu alternatif Kabe, çakma Kabe olması özelinde mi hedef haline geldi Resulullah'ın bakış açısında? Çünkü biz Resulullah'ın, yine aynı peygamberin kiliselere, ondan sonra şu Yahudilerin ibadet yerleri neydi? Oralara ilişmediğini, yani oraları yıkıp yakmadığını biliyoruz. Ama aynı Allah'ın elçisi Kabe'yi, Mekke'yi fethetmekle birlikte müşriklerin inanç teolojisini yıktı. Hem manen yıktı, hem buna karşılık gelen kalıntıları da ortadan kaldırdı. Mesela onların hiçbir putlarına saygı duymadı. Yani latlarını, uzdalarını, menatlarını hepsini kırıp döktü. Ve Kabe'yi bunlardan tamamen temizledi. Acaba şey ayrımı mı var? Yani birinde Allah'a kulluk edilen, sonuçta Allah'ın elçisinin getirdiği, mesela Hazreti Mesih'in getirdiği yahut Hazreti Musa'dan kalan kitap ehli kimselerin bu anlamdaki o özel yanı mı öne çıkıyor? Diğerleri kitap ehli olmadıklarından üzerlerine bu manada hakimiyet kurulduğunda, yönetim, otorite müminlerin eline geçtiğinde artık bu batıl inançların mabetlerini de, kulluk ettikleri putları vesaire de ortadan kaldırma ya girişilebilir mi? Konunun bu bağlamda irdelenebilecek tarafları var. Cerir, eğer anlatılan olay sahici ise, ki Müslim'de yer alacak kadar ciddi bir hadis olarak gözüküyor. Tabi belli bir noktadan sonra da olabilir. Şimdi bizi rahatlat artık şu Zülhuleysa'dan diyor. Artık Zülhuleysa'ya giden gelen yok. Sahadaki her türlü veri yok elimizde. Dolayısıyla hüküm verirken daha fazla araştırmaya kuşkusuz ihtiyaç var. Yani ilk zamanlar ilişmemiştir. Ama artık Müslümanlar öylesine Yemen'de de, şurada da, burada da, her tarafta artık çoğalmıştır ki Zülhuleysa vaktiyle Kabe'ye alternatif yapılmış ama bugün için hiçbir anlamı kalmamış bir yapıdan ibaretken, yani gideni, geleni, ibadet edeni falan yok. Böyle bir aşamada mı Resulullah ortadan kaldırdı? Yoksa böyle bir ciddi alternatif olsaydı, oraya da Kabe gibi kendi inançlarınca tapan kimseler olsaydı Resulullah, onlara kendi inancında belli bir saygı gösterir miydi? Yoksa Kabe'nin putlarını temizlediği gibi oradakileri de, putları da vesaire temelsiz olduğu için, batıl olduğu için kırıp döker miydi? Bu tür sorular belki teorik olarak çalışılması gereken sorular olarak gözüküyor. Günümüzde de bunların güncel karşılıkları var. Yani atıyorum, tarihin belli dönemlerinden kalma böyle inanç sistemlerine dair şeyler var. Kalıntılar var. Bunlar imha mı edilmeli? Batıl şeyler bunlar. Yoksa yani tarihi bir vesika olarak, olumlu olumsuz. Çünkü bunların tarihi vesika olarak kullanımı müminler için de olabilir. Yani müminler de gidip işte bak burada böyle bir sütuna tapmışlar. Burada böyle bir heykele tapmışlar. Yani bunun ibretlik tarafı müminler için de geçer. Tarihin atıyorum bilmiyorum hangi döneminden kalma böyle bir yapıt. O da ayrı bir, onun tarafında da öyle bir Kabe yapıtı olabilir, bilemiyorum. Dolayısıyla buna bu manada, yoksa şöyle mi düşünecek? Bunlar batıl şeylerdir. Söz gelimi hani Afganistan'da böyle bir dev bir Buda heykeli vardı. Taliban patlattı, gümletti. Ta o zamanlar bu tartışmalar alevlenmişti. Yani şiddetli,
Ama orada böyle şeyler tanrılaştırılmış putlar falan mı, yoksa yapı mı orası sadece? Bildiğim kadarıyla antik bir şehir, Antik bir yapı şehir. yani. Öyle her tarihi yapıyı yıkmak adına bunu söylemiyorum. Yani Ama daha kötü olur, elem yesir filan, zavar elem yesir filan. bir sürü ayette önceki toplulukların kalıntılarına Cenab-ı Hak gidip bakmaz mısınız diyor. Dolayısıyla öncekilerin yapıtlarını, yaşamlarını, yaşam alanlarını Kur'an-ı Kerim kendisi referans gösteriyor. Gidin bakın yeryüzünü nasıl imar ettiler. Onlar bile kalmadı, siz mi kalacaksınız diye çoğunlukla ibretle bize döner Cenab-ı Hak. Öyle her yapıyı yakıp yıkmaya yönelik bir şeyden söz etmiyorum. Batıl bir inanç sisteminin batıl şeyleri, sahadaki işte putları gibi mesela. Kabe'deki putlar gibi. Bunlar yani hedef midir? Şu çakma Kabe gibi mesela. Bunlar hedef midir? Bu, ve illa yapılmalı mıdır? Yoksa mesela Resulullah bunu ortadan kaldırırken, yani illa yapılacak bir şey anlamında değil de kendi dönemi açısından, kendi yönetimi açısından o gün için artık anlamı kalmamış. Çünkü ela turihuni, bizi rahatlatmaz mısın bundan diyor. Bilmiyorum. Konu incelemeye. Kaç süresinde bir ayet var. Şöyle diyor ya, manastır var, mescitler, odalar, Allah'ın çok anıldığı yerler diyor ya oraya. Yuzkaru fi ismullahi kethira. Onları ayrı tuttuk zaten. Onlara müdahale edilmiyor. Yani İslam orduları buna müdahale etmedi. Ama işte bu putperestlik şeylere, inanç sistemlerine ve bunların kalıntılarına da aynı saygı gösterilir mi? Gösterilecekse o zaman Zülhalasa dediği bu çakma Kabe'yi putlarıyla, şunlarıyla, bunlarıyla Resulullah ortadan kaldırmayı hangi sebeple istedi? Kendi yönetimi altında. Ha, Zülhalasa bir tarafa, Kabe de içinde aynı şeyi konuşabilirsiniz. Yani çünkü aynı saygının uzantısı Kabe'ye kadar da uzanır. Yani biz Kabe'de geleceğiz diyebilirdi ki biz Allah'a ibadet edeceğiz ama bunlar da putlarını koymuşlar. Ona da putlarına kulluk etsinler. Yani herkesin dinini kendisine, ben özgürlük alanı açıyorum. Böyle bir şey olmadı. Allah'ın elçisi bu Kabe'deki bütün putları kırdı, geçirdi. Ne latına saygı duydu, ne uzasına, ne menatına, ne vişesine. Bu farkı sorgulamak için küçük bir soru sordum. Böyle bunu artık araştırmak isteyenler. Bir tek illet nedir hocam? Yani oraya tapıyor olmaları mı, bunun silahına tapıyor olmaları mı? Çünkü bir şey daha gelişti. Şimdi bazı mezheplerin hacca gitmemek yerine kendi aralarında propagandaları var. İmamların ve benzerlerinin. Yani Kabe özelinde de düşünülebilir. Cenab-ı Hakk'ın Kabe'ye ve söz konusu menasikin ilgili meşairde, yani belirlenmiş alanlarda yapılmasına yönelik buyrukları var biliyorsunuz. Ve bunları Allah Azze ve Celle ancak belli aylarda tayin etmiş. Dolayısıyla zamanı belli, yeri belli olan bir ibadet biçimidir hac. Ve Kabe bunun odağındadır bir yapı olarak. Ve kıblenin de odağındadır zaten. Sadece haccın değil, normalde her namazın da mesela odağındadır Kabe. Bu özel yanını gölgelemesin diye de belki Zülhalasa'yı Cenab-ı Hazreti Peygamber ortadan kaldırttı. Çünkü ikinci bir Kabe versiyonu algıda kirlilik yaratır. Yani bir Kabe daha var, Yemen Kabe'si falan. Bu tevhid akidesine bağlı, bu evrensel dinin mensupları açısından istenmedik bir durum. Ve Resulullah, yani bu dinin tabii ne denli büyüyeceği, yeryüzünde koca bir coğrafyada, kıtalarda dev bir insan kitlesinde, bunu Allah Azze ve Celle biliyordu kuşkusuz. Resulünü yönlendirip o parazit Kabe'yi ortadan kaldırtmış olabilir. Dediğiniz gibi Kabe'nin alternatif olması bakımından da hedef haline gelmiş olabilir. Allahu alem. Sırada, yani sıradan bir mabet olsaydı belki ilişmezdi, yani adı sanı bilmeyen, ama Kabe diye anılıyor olması Kabe'nin o tekil şeyini gölgelemeye başlar gibi oluşur belki o sebeple. Sıradaki hadisimiz
zikru teberrukil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem fi ahmasa ve khayliha min ajli Jarir ibn Abdullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bereket duası yapması Ahmes için ve khayliha ve onun atı için böyle bereket duasında bulunması kimin yüzünden? Min ecli Cerir ibn Abdillahi. Cerir bin Abdullah'ın yüzünden. Yine aynı sahabiyle devam ediyoruz. 3536 Akberena Hamid ibn Muhammed ibn Şuayb. Bize Hamid bin Muhammed bin Şuayb haber verdi. Haddesena Rabi'u ibn Thalab. Bize Rabi'u bin Thalab anlattı. Haddesena Ebu İsmail el-Mu'addib. Bize Ebu İsmail el-Mu'addib anlattı. An İsmail ibn Ebi Halid. O da İsmail bin Ebi Halid'den. An Kays ibn Ebi Hazim. O da Kays bin Ebi Hazim'den. An Cerir. O da Cerir'den. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kâle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini. Ya Ceriru. Ey Cerir, innehu lem yebqa min tavagitil cahiliyeti. Cahiliye tagutlarından geriye bir şey kalmadı. İlla beytu zil halasati. Sadece şu zülhalasa yapısı kaldı. Fekfinihi. Yet bana bu konuda. Yetiş bana bu konuda. Yani beni ondan kurtar. Cahiliye tagutlarından saymış bunu. Demek ki Resulullah eğer bu ifade üzerinden gidersek cahiliye tagutlarını hedef seçmiş. Kendi içinde doğduğu, yetiştiği cahiliyenin bütün sembollerini yok ediyor. Putlarını, Uzzasını yok etti, Menat'ını yok etti. Yine cahiliye tagutlarından sayıyor bunu. Zülhalasa yapısını ve bu konuda onu görevlendiriyor. Dikkat ederseniz işte hadis böyle, yani oradaki lafızla buradaki lafız bambaşka. Orada beni zülhalasadan rahatlat ifadesiyle verdi. Burada gerekçesiyle cahiliye tagutlarından zülhalasa yapısından gayrısı kalmadı. Bana yetiş o konuda. Fekfinihi. Lafzen tek bir kelime bile tutmuyor. Ama anlam olarak aynı. Kale diyor ki فَخَرَجْتُ فِي سَبْعِينَ وَمِئَةٍ مِنْ قَوْمِ. Kavmimden 170 kişiyle çıktım yola. فَأَحْرَقْنَاهُ. Varıp o yapıyı yaktık. وَبَعَثْتُ اِلَى النَّبِيِّ sallallahu aleyhi ve sellem'a رَجُلًا. Ve bir adamı, hızlı birini Resulullah'a gönderdim. يُبَشِّرُهُ. Müjdeci olarak. يُكْنَ اَبَا اَرْتَاتَ. Ebu Artat künyesi olan bir kimseyi önden müjdeci olarak Resulullah'a gönderdim. Fekale. Bunun üzerine dedi ki vallahi ya Resulallahi, ey Allah'ın Resulü, vallahi mâ ci'tuke hattâ terektuhu mithlel ba'iril ecrabi. Ben sana gelirken, yani onu, Cerir'i geride bırakıp sana gelirken onu, Cerir'i kastediyor olmaz, yapıyı kastediyordur. Allah'ım, ey Resulullah, sana gelirken o yapıyı uyuz deve gibi bıraktım geride. Yani yapı uyuz deveye dönmüştü. Hani yangından sonra yapının o halini uyuz deveye benzetmiş herhalde. Hani onu derken kastı yoksa Cerir'i mi kastediyor? Cerir'in hani yorgunluğu veya hastalandığı. Bilemedim. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Allah'ın Resulü dedi ki Allahümme barik fi hayli ahmese ve ricaliha. Allah'ım, yiğidin, bu yiğidin atını mübarek kıl ve adamlarını mübarek kıl diye Resulullah Cerir bin Abdullah'a dua etmiş. Bu kez de böyle bir ifadeyle. Demek ki önceki hadiste öğrendiğimiz Resulullah'ın beklentisi ni Cerir bin Abdullah gerçekleştirmiş ve zülhalasa yapısını ortadan kaldırmışlar. Bu rivayet nerede var? Bu rivayet Buhari'de var. İmam Buhari bu rivayeti
El-Cihad adlı sahihinin kitabında vermiş. 2857 numarayla bab başlığı olarak da Harku'd-duri ve'n-nahili. Yapıların ve hurmalıkların yakılması diye bab başlığı açmış. Demek ki orada Resulullah zamanında yakılan yahut yaktırılan başka yapılar veya hurmalıkların konusuna dair hadisler de var.